Almanya'nın Yunanistan'dan gelen mültecilere yönelik olarak yeni bir uygulaması mı var? Merhaba değerli arkadaşlar. Yunanistan'da parmak izi verenlere yönelik olarak 2018 yılında Sayın Angela Merkel'in bir açıklaması vardı. Yunanistan, İtalya ve İspanya'da parmak izi verildiyse Yunanistan bunları geri kabul edeceğini söylemişti. Bu çerçevede son bir hafta 10 gündür özellikle Yunanistan'dan gelip Almanya'ya iltica eden mülteciler parmak izi verenlere yönelik olarak size Yunanistan'a yönelik Dublin uygulaması yapacağı şeklinde bildiriler gelmektedir. Bunu hani zamanla göreceğiz. Yani durumun uygulaması nedir, nasıl olacak? Çünkü bugüne kadar Yunanistan'ın mülteci yoğunluğundan dolayı ve ekonomik sıkıntı ve yardımların yetersiz olmasından dolayı geri kabul etmiyordu. Acaba yeni bir fon mu tahsis edildi? Ondan dolayı mı böyle bir çalışma var? Yunanistan'da üzerinden gelip ret alanlara rastlıyoruz. Ve ret gerekçelerinde son zamanlarda şöyle yazmakta. İşte Yunanistan'dan geldiniz. Bunun da sebebi şundan kaynaklanıyor. Almanya Anayasası 16. maddenin 2. paragrafında, yani 2. fıkrasında AB'ye üye ülkelerden gelenler diyor, siyasi kovuşturmaya uğradığı varsayılmaz diyor. Yani ilticası kabul edilmez manasına geliyor. Ama burada siyasi kovuşturmaya uğradığı varsayılmaz diyor. Yine Almanya Oturum Yasası madde 60'ın 1. maddenin 2. fıkrası diyeyim. Orada da yine AB üye devletleri olarak bir ifade geçmekte. Ve 7. maddesi, yani 60'ın 7. maddesi ve 60'ın 5. maddesi de bunu ifade etmekte. Yani güvenli ülke ve insan haklarının uygulandığı bir ülke olarak. Bir de yine Almanya İltica Yasası madde 29'da da güvenli ülke tezini işleyerek ret verildiğini görmekteyim. Son 4-5 tane mülteci de buna rastlamış bulunuyorum. Tabii bu endişe yapacak, panik edecek bir durum değil ama raportörlerin bakışına baktığımda, dosyaları incelediğimde bu konuyla alakalı detaylı bir video yapacağım. Fakat şöyle bir durum var. Diyor ki Yunanistan güvenli bir ülke. Burada genelde mülteci arkadaşlar şunu yapıyor. Yunanistan güvensiz bir ülke diye anlatıyor. Hayır arkadaşlar, Yunanistan güvenli bir ülke. Türkiye güvenli bir ülke. Afganistan, Pakistan güvenli bir ülke. Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Kosova, Bosna güvenli bir ülke. Bunlar Birleşmiş Milletler üye devletler. Yunanistan güvenli bir ülke ama benim için güvenli değil tezini işlemeniz gerekiyor. Türkiye benim için güvenli değil. Ya Türkiye'de benim kaçacak hiçbir yerim yoktu. Beni koruyacak kimse yoktu. Köprüden önceki son çıkışta kaçmak zorundaydım. Yunanistan benim için güvenli değil tezini işlemek lazım. Evet, Yunanistan'da Türk istihbaratı cirit atıyor. Tamam. Türkler için Yunanistan güvenli değil haberleri yazılıyor, çiziyor. Tamam. İşte Türkiye'deki gazetelerde, işte Yeni Şafak'ta, Akit'te, Hürriyet'te yazıyor. İşte Yunanistan'daki şucuların adresleri bunlardır. Adres tespitleri falan yapılıyor. Tamam. Pushback geri şey oluyor. Evet. Anlıyorum arkadaşlar. Bakın bunlar Yunanistan'ın güvensizliği değil. Benim için güvenli değil. Çünkü tehdit unsuru olan ben ve benim mensubu olduğum, irtibat iltisak mensubiyetim olduğum gruba yönelik yapılan bir çalışmadan dolayı ben orada Yunanistan benim için güvenli değil tezini işlemek lazım. Diğeri de Yunanistan'da kamp ortamlarının iyi olduğu ve Yunanistan'da sosyal yardımların işte Caritas gibi kurumlar tarafından sağlandığı yönünde ibareler yazmaktadır. Yani raportör Yunanistan'a göndermek için kendince gerekçeler yazmış. Arkadaşlar, özellikle Yunanistan'dan kamplarda kalanlar, orada hapishanelerde kamplarda kalanlar mutlaka fotoğraflama yapsınlar. Kamp ortamının nasıl olduğunu iltica dairesinde, bakın ben böyle ortamda kaldım deyip sağlıklı bir kamp ortamının olmadığını. İki, orada mülteci haklarının düzgün işletilmediği tezi üzerinde durmaları gerekir. Sosyal yardımlar açısından baktığımızda ise yazmış bir takipçimize, işte Yunanistan'da işte bir kişiye 150 euro Caritas tarafından yardım yapılmaktadır diyor. Değerli arkadaşım, kiranın rakamı 350-400 euro. Yani bir kişinin kalabileceği kira. Yani ayda 300 euro da hadi 200 euro yesin. 600-700 euro rakama ihtiyaç var. 150 euro ile kim geçinecek? Ama bu sefer de raportör ekonomik gerekçelerle geldiğinizi düşünebilir. Bunun için yani ekonomik gerekçeler iltica sebebi olmadığı için ekonomik gerekçelerin üstünde çok durmamak lazım ama tedavi imkanları, sosyal imkanlar, kamp ortamlarının yetersizliği üzerinde durulmalı.
aynı zamanda Türkler için güvenli olmadığı tezi, yani geri gayri resmi kaçırmaların vesairenin üzerinde durmak gerekir ama raportör burada şöyle davranıyor. Bana kendini anlat diyor, diğerlerini anlatma diyor. Seninle ne alakası var diyor. Yani illiyet bağı arıyor. Onun için mümkün mertebe illiyet bağı kuracağınız olaylar üzerinde durunuz değerli arkadaşlar. Yani illiyet bağı kuracağınız olaylar üzerinde durunuz. Bu sebeple bazı ülkeler, Norveç gibi, Finlandiya gibi, Hollanda gibi, Belçika gibi ülkeler hizmet hareketine yönelik olarak sosyal grup kabul ettiği için irtibat iltisakı olanlara oturum verirken Almanya gibi ülkeler, Fransa gibi ülkeler sosyal grup kabul etmiyor. Yani bireysel değerlendirmeyi tercih ediyor. Çünkü sosyal grup kabul etse bu sefer soykırım suçu kapsamına girdiği için yapılan faaliyetler bu sefer soykırımı kabul etmesi gerekiyor. O zaman da teknik bir problemle karşı karşıyayız. Bundan dolayı zımmen sosyal grup kabul ediyor ama uygulamada bireysel değerlendirmeye bakıyorlar. Bundan dolayı siz değerli takipçilerimizin ağırlıklı olarak bireysel mağduriyetler üzerinde durmanız gerekir. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.